Merhaba arkadaşlar, Bannerlord serimizin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Saironia'ya giriyorduk, ticaret yapıyorduk. Zenginliğimize zenginlik katıyorduk. Evet, bakalım şu anda tahıl burada ondan olmuyor. Yedi. Ben 7'den satabiliyorum. O yüzden pardon almayacağım ama bakalım alabileceğimiz uygun fiyat değil mi? Bira orada 34'ten yeşil yanıyor, yani uygun fiyat diyor ama tabi Argeron'dan daha da ucuza alabiliyormuşuz, o yüzden tercih etmeyeceğiz. Tuzumuza bakıyorum, 25'ten alıp 40'a satabiliyoruz gene Maizia'da. Bunu bir alalım bakalım, 26 27'ye kadar yol var, yani 27'nin altına vermeyeceğiz. Maizia'da gene yüksek fiyatta 62'den verebileceğimiz postlar var. Hepsini alsak 65'e gerek yok. Az da almak istemiyorum. Şöyle baktım. Tamam şimdi. Tuzumuzu verebiliriz. Nerede? Maizia. Maizia'da burada yakınımızdaydı. Şimdi tekrardan yavaş yavaş yolumuza çıkalım. Yol üstünde denk geldiğimiz eşkıyacıkları da ne yapacağız? Talan edeceğiz. Bakalım bu yakalayabileceğiz mi biz bunu ya, böyle yaldır yaldır gidiyor bu 4.95, yani hız farkı çok az olduğu için. At bak, oradan bir tane şimdi paşayı kaçırdık, dağlarda sıkıştıracağız herhalde bu. Evet, dağlarda sıkıştırdık. Evet. Ne isteyeceğim oğlum, canınızı istiyorum. İki de bir sormuyorlar mı bir de? Bizden ne istiyorsun? Ne isteyebilirim ki yani? Ne isteyebilirim? 2 kilo patlayacağım. Yani iki defa tokmak vuracağım işte, yani ne yapabilirim? Teslim olun direkt. Verin mallarınızı, kurtulun. Gerçi malıyla adamı soylu soğana çeviriyoruz. Üstünü başına alıyoruz ama ölü soyculuk yapıyoruz bir nevi baktığım vakit. Evet, direkt F1 F3 diyelim. Hiç taktiğe maktik gerek yok. Taktik maktik yok. Bam 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 diyoruz yani. Şöyle hop sallaya sallaya gidiyorum. At üstünde zaten nişan almak gerçekten çok zor, özellikle bu okla, pardon bu yayla çok zor. Aa, yavaş yavaş, sakin sakin, easy boy. Benim adamlar yerde. Ha, siz onlara gidin, ben şöyle arkadan vuracağım birazcık, böyle kahpelik olacak öyle mi? Evet, bak, önden girdim yine, bak bak, sakıncalı bir cümle kurduk ama neyse, arkadan girmekten iyidir. Önden girelim derken savaşı kazandık. Ama ben azıcık sizi yaşatmasam, şöyle azıcık bir şöyle bir gelirken, şöyle yandan geçerken şöyle bir tane kafana seni. Ya buraya kellen alacağım. Hain Kostok. Hop, sana da güle güle. Sana da güle. Ah, hasar az oldu. Koşalım koşalım koşalım. Kafana sokacağım şunu. Aha, olmadı. Aha, kafası yarıldı. Evet. Hepsini aldık. Şimdi nereye gidiyorduk? Mağazaya gideceğiz. Niye? Aldığımız ürünleri pahalıya satmaya. Bu arada level atlayan acemi askerlerimiz var. Bunlara bir level atlatalım. 2 level yapalım. Piyademizi de geliştirelim. Yağmacıları alalım, satıcı bunlara. Para etmiyorlar gerçi ama olsun. Sonra ileride şey basacağız daha. Mağazalar neredeydi? Nereye gidiyorduk biz mağazaya? Mağazalar neredeydi? Ha, şurada mağazaya. Mağazalar nereden çıktı? Mağazaya. Oğlum yardırsana. Şeyimiz mi çok gene? Envanter full mü? Vay be. Yok, hız 5 ise eğer. Demek ki çok değil. Ay, yürü oğlum yürü, durma durma. Tıkladık, o gidecek artık oralara. Allah ne verdiyse yardırsın gitsin Maziye. İnşallah ben gidene kadar mal fiyatları çok değişmemiştir. Lan niye durdu bu gene? 2 dakika çak koyalım dedik. Arkadaşım hemen durdu. Çapulcular nasıl kaçıyorlar vay şu ola şekli. Ticaretimize gelelim. Evet, ne demiştik? Önce şu bizim şeylerimizi bir satalım. Talandan elde ettiğimiz abidik gubidik şeyleri satalım. Katır 2 geç. Şimdi gelelim buna.
tuzu lan? Biz bunu kaçtan aldık tuzu? Demedim bana. He. Çok şey lan. He? 44 iyi değil mi? Daha pahalıya aldım herhalde ben. Neyse satalım ya. Bu sefer böyle birazcık taklaya gelmiş gibi bir pozisyonun içine düştük ama bunu bir dahakine not alalım. Almam lazım çünkü unutuyor insan, bir de sürekli konuşma muhabbet falan içerisinde. Argon'a doğru giderken aynı zamanda bir derebeyi görmeye çalışalım ki sadakatimizi sunalım. Çapulcu. 7 tane çapulcumuz var. Şöyle kovalasana oğlum ya. Bak kar kış kıyamet. Tabii. Kış aylarındayız. Ortalık kar. Bir dakika, şehri onu kovalayacağız derken olmuyor. Yani asker toplasak en fazla bir tane. Hadi alalım. Kapasitemiz o kadar, yapacak bir şey yok. Burada ne varmış? Ondan tahıl var. Gerek yok. 29. Peynir 29. Uygun fiyat. Alınır yani. Evet. Şimdi daha şeylere denk gelemedim. Liderlere. Bir denk gelsem hemen katılacağız. Ticarete girelim. Şöyle bakalım. Balık 9'dan balık. Ben bunu kaçırmam arkadaşlar. Biliyorsunuz artık yani. Daha şu bu sefer şeyi aşmayalım. Hızımızı çok etkiliyor. Çok güzel. Ben bu fiyattan bunları alırım. Oo arkadaş, 17'den tahılı ne olursa olsun veririm yani. Peynir 34. Ben bunu uyguna almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Balığı 11'den veriyorum. Ben kaçtan aldım ki onu? Neyse en yüksek 11 diyelim. Balığı 11'in üstünde bir fiyata vermem lazım benim. Şu anda 9'dan başladık almaya ama çapulcuları yakalayalım. 4.9, 4.9, 4.9. Aynı mı gidiyoruz yani? Vallahi aynı gidiyoruz. Aynı. Bunu yakalamamız imkansız gözüküyor şu anda. Anca bir dağ tarafına bir yere kaçacaklar da biz bunları kıstıracağız da falan filan. Şuradaki çapı... Aha dur. Gel gel gel. Lentanur. Oğlum Rhaegar'a bir şey bildirmem gerekiyor sanırım. Konuşmak istediğim bir şey var. Kral Lukon'un hizmetine girmek istiyorum desek. He, arkadaşlar şu anda Clan Silvan daha 2 olmadığı için ancak paralı asker olarak görev yapabiliyorum. Ben de paralı askerlik yapmak istemiyorum açıkçası şu aşamada. Çünkü doğru düzgün bir para vermiyor. Değmiyor yani. Hemen şöyle bir önce şuraya bir bakalım. Sonra klanımıza bakalım. Ha, bunları alabiliyoruz. Keşke satsaydık. Neyse bakalım, daha birdeyiz. Yani bizim ciddi anlamda savaş yapmamız gerekiyor. Hemen o zaman ne yapacağız? Bol bol çapulcu. Bol bol çapulcu. Şuradaki 18 çapulcu kovalasak. Arkadaşlar işte bak. Bir de böyle bir sıkıntı var. Ya birleşin gerekirse bana, kalabalık gelin. 2.2 ya, hızımız aynı. Dağda bir yerde kıstırmadan çok zor. Kovalayıp duracağız adamı artık, akşam derken yakaladık. Teslim ol ya da öl haydut. Biz kayıt açtık değil mi? Evet tamam, sıkıntımız yok, saldırın. Direkt F1 F3 diyeceğim. Taktik maktik yok diyeceğim. Çünkü sayı gerçekten az. Bu taktiği daha çok şeylerde yapıyoruz. Kalabalık, ciddi anlamda kalabalık. Sayıların eşit olduğu yerlerde. Birazcık da zaten o yüzden bir an evvel klanımı ikinci seviyeye çıkarmak istiyorum. Ya abi at üstünde çok zor. Hop 96 kasa yapıştırdık. Sana da 86. Sana da bir tane. Sana da bir tane. Çok güzel.
şöyle deniz suyuna geç. Ah be, uzak kaldım. Lan. Evet, bunlar katledilmiş vaziyette. Kaçan var. Şu koşar. Bu okla at üstünde çok zor ama. Baksana abi, saçma saçma yerlere atıyor ya. Ben ne yapayım? Benim yapacak bir şeyim yok orada. Yayımız iyi değil. Şu anda hiçbir şeye de beye de atakta bulunmak istemiyorum çünkü başka birine biat etmeye kalktığım vakit eğer onunla savaşta değilse senin şeyini kabul etmiyor. Ettiğin biatı kabul etmiyor. Çünkü onlarla biz savaşta değiliz diyorlar. O da ister istemez sıkıntı çıkarıyor. Biz nereye doğru inelim? Bu tarafta balık pahalı olabilir deyip, ki öyleydi. O da saçmalık, şehir kıyısında, yani deniz kıyısında balık daha pahalı. Ama tabii şeylere de uğrayacağız. O gölbalığı abi. İlçelere de uğrayacağız. Tereyağı. Balık burada kaçtan gidiyor kardeş? 8. Balık burada 8'den olmaz. Ben o fiyata vermem o balığı. Zaten bize gelişi kurtarmıyor aslan ya. Yapacak bir şey yok abi. Bu işin vergisi var, o su var, bu su var. Yok yani. Buraya vuralım. Ürün satın aldıydım. Şunları elden çıkaracağız. Bak, balık 17 işte abi. Görüyorsun bak. Kaçtan aldık, kaçtan veriyoruz. Şöyle en fazla. Köyler de fakir biraz. Abi tahılın fiyatına bakar mısın? 19 ya. İşte tahılım olacaktı, zengin olmuştum. Dur bakalım, şunu kovalayalım, şunu bir yakalayalım. Gel buraya, kaçma güzel kardeşim. Bak, dağlık alanda sıkıştıracağım seni. Haydi, haydi Tosun'um, haydi. Abi var ya, şeytanın kırbacı arkasına sanki de çok zor yakalarım ben bunu. Çünkü sürat farkı var, adam benden hızlı gidiyor. Yakalayamayacağım böyle giderse. Boşa kovalıyorum sanki. 4.9 aynen, yakalayamam. Çıkmaz, ancak çıkmaz şeyde sokağa, çıkmaz sokağa bir yere girerse yakalayamayacağım da hiç girecekmiş gibi durmuyor. Yakaladım. Az kaldı ama inat ettim abi. Bir yerde sıkışacak diye ümit ediyorum. Abi bir yerde sıkış be vicdansız. Abi sıkıştı bu sefer. Aynen öyle. Sizine kovaladım biliyor musun? Hainler. Yakalayacağım diye ne kadar uğraştım. Ananızı belli edeceğim. Birazcık paraya kıyıp iyi bir yay almam lazım benim ama. Charge! Charge veriyorum şöyle. Oğlum charge lan charge. Hepsini öldürün lan. Şöyle dur bakayım. Dur bakayım. Lan lan atlama oğlum, dur lan. 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 Kafası kafasına. Abi ben sizi bırakmam ki. Kaçıyorlar. Lan kaçma lan oğlum, nereye? Topuğundan yedi lan ben şey oku. Çektim yayımı, iki el ateş ettim. Bak ya abi, çok saçma saçma yerlere gidiyor ya, ya ok. Evet. Bak bitti diyeceğiz, bitti. Gene yağmacılarımızı alalım. Levelimizi atlatalım. Çok güzel.
Abi 103 şarap. Bizimkiler şarap da içmeyi versin canım. Günah günah. Şurada 23'lük bir çapulcu var. Onlara göz diktim şu anda da. Vallahi yakaladım. Ticaret yapacaktık biz de ama. Neyse. Saldıralım şunları. Bu bölümümüz birazcık savaşlı geçecek sanırım. Öyle gözüküyor. Yaklaşık bir saatlik bir video olmasını bekliyorum. Hatta bu oyunda birazcık taktik yapalım. Onlar gelsinler. Şöyle bir şey, azıcık şöyle öne gideyim. Gerçi taktik dediğimizde genelde aynı oluyor ama okçu geliştirmek. Okçuların yetersizliği. Ben de arkalarında durayım. Gelin bakayım tosuncuklar. Şöyle bir sallasak nereye gider? Yok, adamlara da düşme dediler. Yok abi, menzili çok düşük ya. Baksana şuna, gitmiyor. Daha yukarı kaldırsan. Of! O nasıl bir headshot ya? Tabii ki yanlışlıkla oldu. Yanlışlıkla oldu. Vallahi gerekti. Anam ya. Hah, şöyle. Uf! Kapattı. Bak ya, bu kadar. Vicdansız. Anam. Bir tane daha yağmacım durdu. Kaçıyorlar mı? Nereye? Ben o... Bak şimdi. Bak kaç! Bastır be. Aha! Lan öldü gene be. Aha! Kaçma be. Çok yanlış yer. Aha! Oğlum ne yapıyorsunuz? Aha! Skaladım bu sefer. Bitti. Yine iki adamımıza level atlattık. Daha zırh alacağız, kalkan alacağız vesaire vesaire. Çok işimiz var arkadaşlar yani. Daha eğleneceğiz, çoğu çocuk sahibi olacağız vesaire vesaire. Kolay işler değil bunlar. Bakıyoruz şöyle de. Abi 55'e üzüm nereye satacaksın ya? Nerenin fiyatıymış o öyle? Şu, neyse orayı salla. Husun Fulk'a gidelim. Bir an evvel iki level, klanımızı 2 level yapmaya çalışıyoruz. Ün kazanmamız lazım. Ciddi anlamda ün kazanmamız lazım. Bunları satalım, para kasalım. Evet. Değil, tahıl 18'miş. Balık kaç tane? 32. 32'den gidiyor arkadaşlar balık. Yani hepsini verdiğimde bile deli bir kar elde ediyorum. Şarapı veririm. Benim askerlerden o fiyattan şarap yiyecek ağız yok. Onu söyleyeyim. Şu anda 7806'a ulaştım. Gayet güzel rakamlar bunlar. Şurada bir köye girsek, burada bir ürün satın almaya kalksam, tahıl 17'den gidiyor ya. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Yani benim derhal şöyle daha uygun fiyatlı bir yerlerden mal almam lazım. Aynı zamanda bu güzel güzergah üzerinde de talan etmem lazım açıkçası. Eşkıyaları falan filan yemem lazım. Bu arada tabi masraflarımız da arttı. 126 altın gidiyor günlük. Bizim bol bol ne yapmamız lazım? Hem ticaret yapmamız lazım hem de eşkıyalardan gelir elde etmemiz lazım. Eşkıyaları öldürerek tabii ki. Çapulcular, siz nereye gidiyorsunuz benim? Aha şuradan üstüme giriyor, bak bak bak. Bu 3-1 gidiyor, biz ne gidiyoruz? 3-4, her türlü yakalarız. Bak bir de bana doğru döndü. Evet, evet, hadi. Evet, yakaladık. Teslim oluyordu, öldürüyoruz. Şimdi ya direkt asker göndereceğim ama ciddi yani hemen zayiat veriyor.
Özellikle acemiler direkt ölüyor. O yüzden saldırıyı kendim yapmak istiyorum. Eğitilmiş asker de kaybetmek istemiyorum. Öncelikle acemiler ölüyor ama olsun. Yani 47 tane askerimin de şey olmasını istiyorum. Son level asker falan tabii. Buna da maddi olarak ciddi anlamda yükleniyor ama yapacak bir şey yok. Ona göre Allah'ım yarabbim şey. Saçma saçma yerlere gitmesi. Oo, tek attım. Murat kaç. Bunlar beni yiyecek yoksa tek başına. Oğlum gelin lan. Lan yardıma gelin. Neredesiniz? Lan. Hah gelmişler lan. Adamların hakkını yedim orada. Bir ok saplasam çok. Ok diyorum pardon. Bak şimdi bak. Çaaap kafaya tek. Anam iyi kurtuldu. Sana güle güle. Azıcık hızlansam. Sana da arkadan bir tane. Senin de kellerini alalım güzel kardeşim. Azıcık hızlanalım. Yardır. Yardır oğlum. Sen benimsin. Çap. Aha ölmedi. Bak bunu. Bak sen şuna. Ölme nereye kaçıyorsun? Ha böyle hop. Al var abi kurus. Abi. Şunu. La abi nasıl çay içtik? Hepsi çası var ama şeysin miydi ya? Aa bunu şu anda hani kayıtlanır. Pardon sen şey. Dile getirmenin. Orayı kesin. Yani yanındaki vatandaşı dile getirdiğim yazıyor. Bakar mısınız ya? Adam işe mi desin aynı can diyecek. Bunu bana dile getiriyor. Bana ne lan? Bostrom'a bir uğrayalım. Bakalım burada balık kaçtan gidiyor. Normal şartlarda ucuz olması lazım. Belki tahıl alırız eğer tahıl. Evet, balık 13. Evet. Bakıyoruz. Şunları bir elden çıkaralım arkadaşlar öncesinde. Evet. Şöyle bir durum söz konusu. Elimde zaten bir şey yokmuş baktığımda. 11'den tahıl almam. 17'den de tahıl abi. Yani balık çok iyi ama 13'ten satış gözüküyor. Buradan uygun fiyatta alabileceğimiz bir şey var mı? Ona bakalım. Yani şu yeşil gözüken 23'ten tuz çok uygun bir fiyat gözüküyor. Husfolk'ta 34'e satabilirmişiz. Ben şunun hepsini alsam bana 24'ten geliyor. Çok uygun. 24'ten aldık tuzu. Tamam. Bitti diyelim. Husfolk'a doğru geri yola çıkalım. Husfolk şurada bir yerdeydi. Evet. Tabi güzergah üzerinde ne yapacağız? Yine çatışacağız. Murat tabi seviye atlamışız. Onu paylaşırız. O da değil. Şu Hunsvulg'a bir gidelim. Ya girsene. Niye durdu? Elim mi değdi? Ha yok. Buraya tıklamışız. Ticaret diyoruz. En yüksek 24'ten almıştık üst tuzu. Bak işte. 23'e bırakmam da. 24 de olmaz. Tamam. Bu fiyata kadar verelim. Zarar etmiyoruz. Balık 15'ten almayacağız. Neyse artık biz birazcık ne yapıyoruz? Ortalara doğru gidelim. Şehirlere uğrayalım. Köylere uğrayalım. Görev de yapabiliriz aslında. Alacağımız, satacağımız pek bir şey yok o köyde. Şimdi ne yapalım dedik. Aa, parkta açlıktan ölüyormuş. Niye ki? Hemen şöyle köye uğrayalım. Yiyeceğimiz bitmiş arkadaşlar. Partimiz ölüyor. Ürün satın al. Paraya maraya bakma. Bizimkiler biraz boş boğaz çıktılar. Kaç günlük yiyecek aldık? 2 günlük.
Tabii partimiz büyüdü doğal olarak. Şöyle bir partimize bakalım. 48, 2 yaralımız varmış. Açlıktan yaralandı da ilk defa duydum arkadaşlar yani. Yaralandı vatandaş. Hemen şuradaki köye gidelim. Bir şeyler elde etmemiz lazım. Allah dağdan aşağı düştük. Ürün satın al. Allah'ım köyde de hiç mi bir şey çıkmaz ya? Bostrum. Bir günlük yiyecek var. Hemen şöyle. Ticaret. Ufak bir şey alsak hemen. Hızlıca tahıl alalım. Birden birazcık. Yeter. Çıkalım. Şöyle uygun fiyata bir şeyler bulmamız lazım bizim. Tahıl yine 11'den birazcık daha alalım da yiyeceğimiz 4 günlük yiyeceğimiz var. Şimdi biz yukarılara gitmemiz lazım bizim. Fiyatların uygun olduğu yerlere gitmemiz lazım. Tabii Poros'a bir uğrayalım. Yani altın sarfiyatı da çok arkadaşlar. Yani baktığım vakit ciddi anlamda şey yapmak gerekiyor. Yani para kazanmak gerekiyor. Tahıl 20 böyle bir şey yok. Arkadaşlar böyle bir şey yok. Çok yüksek fiyatlar yani. Yiyeceğimiz kaç gün ya? Bir 3 gün. Benim gidip yukarılardan tahıl toplayıp Poros'a gelip yüksek fiyattan vermem lazım. Baksana şu fiyatlara. Cidden yani. Laykaron'da ne hale acaba fiyatlar ne alemde? Buna bakmak lazım. Ha, buralarda niye bu kadar yüksek bu fiyatlar ya? Ben onu çözemedim. Şarap 40'tan çok uygun daha yüksek fiyatlara ben şey yaptığımızı biliyorum. Şöyle yani bu 48'den bile alsam şarabı her türlü kar ederiz diye düşünüyorum. Nereye çıkalım? Kaleye değil de şöyle gidelim. Bunları yakalamaya uğraşmayalım şu anda. Bakalım burada da tahıl çok yüksek. Satın alalım diyelim. Tahıl 8. Bak hepsini alırım. Hiç acımam. Şarap 57. Ammonu 44'ten aldım. Beğenmiyorsam. O yüzden şöyle çok verdik. Şu şekilde yapabiliriz. Ama tereyağı 21 uygun değil mi? Tereyağı çok uygun. 21. Evet. Bunu da alsak. Şarapın içinde verelim. Tuz 35. Sakalım burada bir unuttu tuzumuzun fiyatını da. Her neyse biz tereyağını 21'den aldık. Evet. Bu biraz fazla mı verdik? Bin alınacak. Aynen öyle biraz fazla vermişiz. Yani zarar etmeyelim. İnce hesaplar belki ama işte o ince hesaplar sayesinde 3-5 bir şeyler kazandık. Ürün satın ala geldiğimizde tereyağı 15'ten gidiyor. Tuz 35'ten. Şu tuzu bir bırakalım. Tahıl abi. 8'den tahıl.
Yani kaçmaz. Kesinlikle hiç kaçmaz. Şuraya Sinop'a da uğrayıp bakıp ona göre aşağıya tahılı bırakmaya gidebilirim. Tahıl 9'dan ben yine tahıl toplarım. Nereye kadar? 10'a almam. Tamam. Balık olmaz. Tereyağını 22'den aldık zaten baktığında. Beygir durumu nedir? Katır var 122'den. Şimdi katırla yük beygirin arasında fark şu. Biri 450'ni arttırıyor. Biri 150 arttırıyor arkadaşlar. Yani. O yüzden katıra da 122 ben istemiyorum. Aa bir dakika. Bir dakika şeyimiz yetmedi. Yani çok fazla almışız. Paramız yetmedi. 5200. Aynen öyle. 5200. Şöyle azıcık aşağıya inene kadar bize para lazım. 5040. Bakın şimdi 5040 verdik. Doğru mu? Sinop'ta tahıla. Ben şimdi direkt nereye geleceğim? Poros'a. Poros'ta çok yüksekti tahıl fiyatları. Yardır yardır gelmem lazım ama kapasitem ciddi anlamda açtığım için birazcık sürecek tabi. İnşallah benden herhalde birileri mal götürmüş olmaz. Yani çapulculara falan yakalanma şansım zaten sıfır. Şu seviyede. Aa, keşke şeyleri satsaydık bak unuttuk. Rehinleri. Arkadaşlar işte şu klan ikiliyim. Aa bak param da çok az kalmış en yakın. Şuraya uğrayayım. Aynen öyle bak. Maaşların hepsini ödeyemediğimiz için ne oldu? Ayvayı yedik. Moral kaybettik. Hızımız da bayağı yavaş olduğu için doğal olarak şuraya tahıl kaçtan gidecek bakalım. Tabi deli gibi moral kaybediyoruz arkadaşlar. Benim şu anda of abi tahıl 13 tane. Bunun parası mı yok? Çık. Hemen şu şehre gel. Oradan Poros'a. Moral için sürekli çatışmam gerekecek. Tahıl 14'ten verelim. Poros'a girelim hemen hızlıca. Ya bir yandan sürekli 130-130 azalıyor. Ticarete girelim. Büyük beygiri yok. Hala kapasitemiz aşılmış vaziyette. Şuraya uğrayalım. Benim ciddi anlamda savaşmam lazım şu anda ki moral kazanabilirim. Ki şu anda zaten para geldiği için de moral birazcık kazanıldı. Asker toplamayacağız. Ürün satacağız. Tahıl ondan gidiyor olmaz. Her yanda beğendim. Arkadaşlar bu sıralar birazcık para için uğraşacağız. Yapacak pek bir şey yok. Gene satmadık esirleri. Neyse Zionik'le satalım. Satan al sattan. Tahıl 7'den gidiyor abi. 10'dan tahıl alırım ben. Yani satmaya geldik aldık. Öldü bir garip durum oldu. Zionika'da muhtemelen şu anda tahıl sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum köylerinde yoksa. Bakıyoruz aynen aynen öyle ama bak tereyağı 44'ten çok güzel gider. İyi de oldu 105, 106, 108 katır alalım birazcık.
Bakıyorum. Tahıl 10 burada. 10'dan ne kadar alabiliriz? Bayağı bir gidiyor. 10'dan bu kadar alsak yeter. Şarap 4, tereyağı, bira. Şöyle bir bakalım. Şurada bir ucuz bir şeyimiz var. Kürk. Abi O 64'ten bayağı. kürk çok iyi. 70, 78'e kadar bile alırım. Kürk çünkü çok değerli Paran bir ürün. yok o kadar. Param mı yetmedi? Aynen. 4481. Aynen Kahveden öyle. var ya. Hayır, sadece paranın yetmesi mesele değil. Para kalmayacak sonra. Hemen benim Jalmari'ye bir yola çıkayım. Bir de işin Kürk'ü kötü yanı şeye hani götür hız abi. yavaşlıyor. Şu Hı? en tepede şey vardı ya, Rusya. Soğuk şehir. Oraya Evet. götür. Oraya da gideceğim ama şu anda şu para olayını bir bırakacağım birazdan. Şu ticaret için ürünlerimi elden çıkarayım. Niye dondu? Ha, tamam. Ürünleri elden çıkarayım. Bol bol çatışmalara gireceğim sürekli. Şu şeyleri de çıkarayım elden bu sefer unutmadan diyeceğim de. Kürk 51 mi? Niye bu kadar düşük? O Tahıl da da çok düşük. düşük. Şu yük beygir iki tane alırım. Bitti diyelim. Ham bölgesinden şunları bir çıkaralım elden. Jalmari'de Kürk çok anladığım kadarıyla. O yüzden benim birazcık yukarı illere gitmem lazım. Çapulculara yetişme şansım çok zayıf. Şeyim çok aşıldı çünkü. Şu robotu rotaya. Yukarı çıkacağım şimdi de. Kürk 81. Ben 70'ten falan almıştım bunu. Zaten Satma fiyat oğlum ya. sabit. Biraz mı satayım? Şu rotaya gidelim. Burada daha yükseğe gidecektir muhtemelen ama azıcık satalım dedim. Yük boşaltalım hesabı. Bir de para lazım zaten. Biraz evimdeki malları çıkardığım vakit ciddi anlamda 93 abi. Ama çok düşüyor. Şu fiyata kadar verelim. Şu bir dakika şöyle bir bakalım. Balık 24. Bak işte çok uygun olduğum balıklar burada. Kendime kas kalsam şöyle bir baksak. Değer anlamında. İşte arkadaşlar fiyatları görüyorsunuz. 10.000 işte ben bunu alabilsem daha ne? Ama tabii elimizdeki paralar malum. Zırha baksak. İşte şimdi şunu alsam 63.000 abi yani. Şimdi niye ticaretle uğraştığımı sanırım daha net anlıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şurada kale değil şehire çıkmam lazım benim. Ya full ticarete yatırım yapıyorum şu dakikalarda. Birazcık da mecburiyetten yani para çok önemli oyunda. Çok az sığınak tespit etmişiz. O sığınağa saldıracağım arkadaşlar. Bakıyoruz 74'ten kürk Tahıl 2'ye vermiyor. kalkmaya Düşünmüyorum başladı. daha tahıl 13'ten. Ama biz 9'dan satışı 9 yani. Satışı çok Artmaya düşük. başladı. Yukarıdaki daha düşük. Satışı çok düşük. O yüzden geçiyoruz. Buradaki sığınağa bir saldırı düzenleyeceğim arkadaşlar. Çünkü sığınak nerede? Şurada ha. Çünkü sığınaktaki şeyler güzel olabiliyor. Ürünler. Hani adamları öldürdüğüm vakit. Çay oldu ya. Saldıralım. Arkadaşlar sığınağa saldırı şöyle. Bütün ordunuzla girmiyorsunuz. Elinizde bulunan en iyi 8 askerle birlikte giriyorsunuz. Yani bu da bir dipnot olsun. Şimdi burada ne yapacağız? Ben burada askerlerime şey diyeceğim. Hemen beni takip et diyeceğim. Çünkü bodoslama girdiklerinde şöyle bir sıkıntı oluyor. Önden gidip hemen ölebiliyorlar. F1, F2 diyeceğim. Yani beni takip et seçeneğini kullanacağım. Ve uzaktan oklarla ne kadar işte tabi okumuzu da malum
kalitesi ortada olduğu için yayımızı vurmakta gerçekten zorlanıyoruz. Ah, bir tane indirdim. Geliyorlar. Şöyle bir asit serbest diyelim de sıksınlar. Ciddi anlamda şu anda hasar almaya başladı ekibim ve ben. Bunlarda da yay ve ok çok çıktı. Oğlum atsana ya. Lan niye vurmadı ki onu? Ha? Bunu indirdik. Aa. Tamam. Güzel oldu. Çok yorum. Canımız da birazcık azaldı ama arkadaşlar alt tuşuna bastığınız vakit şu şekilde malzemeleri toplayabiliyorsunuz. Ben şu yayı alsam. Bu arada bir dakika. Evet. Arkadaşlar sıksanız hani yanındakiler. Daha kaybım yok şu anda ama. Kesinlikle bu ok da yay daha iyi de. Allah'ım ya Rabbi. Ciddi anlamda şu anda hasarım var. Elimdeki kalkan da kalkan değil zaten. F1, F3 diyelim. F3 diyoruz ha, saldırıyormuşuz tamam. Yani baksana bu kalkan. Yine kurtardı vallahi, yalan yok. Bir tane ox geldi. Vurun lan. Vurun kahve. İyi tamam. Şimdi diğer hedefler nerede? Bu tarafta var. Bizim elemanlar şey yapmaya başladı. Son okum var. Hadi be, son anda yön değiştirdi. Şu yerdeki okları toplayayım diyeceğim ama boşver, uğraşamayacağım çünkü benim adamların kaybını göz yumamam. Burada. Bu arada hızlı koşma yok arkadaşlar oyunda. Öyle bir durum var. Bilginiz olsun. Şu anda daha kaybımız yok. Aha bir tane lan. Şom ağzıma tüküreyim ya. İki tane askerim gitti. Daha doğrusu bir tanesi şey. Benim eleman gitti de. O ölmüyor, bayılıyor. Bunu da aldılar. Şöyle bakıyorum. Yay ok. Heh. Lider geldi de. İnşallah bunu tek tek al. Duello teklif edecek şimdi muhtemelen bana. Arkadaş maçam yemiyor ama pekala dedik. İnşallah başımıza bir hal gelmez. Hasar veremiyorum. Kalkanımı kıracak şerefsiz. İyi, şu ana kadar iyi gidiyoruz. İndirdik arkadaşlar. Çok güzel oldu. Bu ampırıklar bize saldıramıyor. Çünkü duelo teklif ediyor ve duelloyu kazandık. Evet. Haydut. Bunlar güzel paraya gidiyorlar. Özellikle 3 level haydutlar vesaire. Şunları okçu yapalım. Okçu geldi. Yani bu arada hani para diyeceksiniz ki ya o kadar ticaret yapıyorsun para gelişmiyor falan vesaire ama öyle değil. Şu anlamda öyle değil. Ah bir dakika ne oldu? Oklar. Diken uçlu oklar. Bu okları şöyle yapalım. Sürekli bir şeyimiz var baktığınız vakit. Daha işi tüylü veriyorum. Ah bir dakika bak. Bu çok güzel oldu. Sürekli bir harcama var. Abi başlığı daha iyidir. Seyyah kapşonu diyor ya. Bu mu? Daha yok ya. Diğerinin zırhı daha iyi. Baş zırhı daha iyi. Sürekli bir harcama var. Üstüne üstün nasıl diyeyim, askerler diyor. Maaşları var. Aldığımız şeyler var. Aldığımız şeylerden kastım nedir mesela? İşte mesela beygir alıyorum. Sığınak yok olmuyor abi. Efendim? Sığınak yok olmuyor abi. Yok, o yok olmuyor sığınak. Ben bir kere bastım onu. Şimdi ikinciye basılıyor mu bir daha? Basılıyor ama hemen olmuyor herhalde diye biliyorum.
Ya da boş yani direkt gidip adamla kapışıyorsun. Getirisi olmuyor gibi bir şey. Şöyle çift tıklayalım, hızlı geçsin. Şu köye bir uğrayalım. Neredeydi? Şu köye bir uğrayalım. Buraya ne verebiliriz ona bakalım. Tahıl 12'den biz 9'dan tahıl satmayız. Kürklerin hepsini sattın mı sen? Yok satmadım. Kürkün fiyatına bakalım. Şu Epic Trotya'ya bakacağım kürk fiyatına. Ben kürkü kaç tane? 70. Maksimum 70'ten şey yapmıştık. Ticaret diyelim. Bir dakika hemen şu şekilde bunları bu evden çıkaralım. Çok ucuzdan gitti. Niye öyle oldu bilmiyorum ama gerçekten çok ucuzdan gitti. Yüksek. Kürk 83'ten 70 ortalamasıyla aldım. Bu şekilde satsam kârdayım. 67'lik ürün yemesin zaten bizim elemanlar. Tereyağı, peynir, balık 15'ten fena bir rakam değil. Satalım. Evet, şimdi şöyle bir baktığımda demir cevheri 33'ten alsak daha şöyle hepsini alsam adam kapasitem aşılıyor. Zaten kapasitem full. Daha da yavaşlamak istemiyorum. O yüzden Biraz daha içine. biraz daha yukarı çıkalım. Şu Omor'a doğru gidelim. Bunlarla da kapışamıyorum ki şeyden kaynaklı tabii. Hızdan kaynaklı. Kapasitem ciddi anlamda aşılmış vaziyette. Tahıl 9'dan kesinlikle vermeyeceğim bir fiyat. Zaten onu elden çıkardım da benim ciddi anlamda şu gelirim olacak. Yani bir rahat 8-9 günü görürüm gibi geliyor bana. Bakıyoruz 10. Satışı 7. Geç. Çıkış diyelim. Omora dur. Şunları sıkıştırabilir miyim acaba? 2.6. Aa sıkıştırdım. Çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Beklemediğim bir yakalamaydı. Bekleyelim üstümüze gelsinler. 26 kişiler. Zayiat vermenin bir anlamı yok. Her zayiat kayıp altın demek. Oyun bazında baktığımızda. Hemen şöyle pozisyonumuzu verdirelim. Adamlar açık alan bir de zaten. Şöyle dur bakalım. Nerede bizim? Bir şöyle eklesin. Sonra F3 diyelim. F2 diyelim. Kalkan duvarımızı da yapalım arkadaşlar. Şimdi okçularımız atmaya başlayacak. Tabii ki biz de atmaya başlayacağız. Bu arada benim okçu yapmam lazım anladığım kadarıyla. Acemilerimizi okçuya çevireceğiz. Okçular yağdırmaya başladı. Biz de atalım. Tabii menzilimiz yeterse diyeceksin ki bir tanesine yedirdik. Bir tane daha yedirdik. Bu olmadı. Bunlar taş atıyor haberim. Çok güzel. İkinci kilimizi aldık. Şu aldık. Ah be bu kötü. Artık kılıç ah çok kötü kaçtı. Kılıç kaçtı. Oğlum bu taşları nereden alıyorsunuz lan siz? Hop hop hop. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Hop. Bak ya bak ya bak ya. Ayıp ama ayıp ama ayıp ama gel buraya. Oğlum Bak. herkes başlıyor. Ha. Zaten kaçtı alayı kaçtı. Normal şartlarda şu an savaş bitirdik arkadaşlar. Ben fazladan şey kasmak Fantastik. için adam için neler kasmak için şu anda kendime kil alıyorum. Şöyle bir adam daha öldürelim. Bak ya azıcık hızlı olun. Çok güzel oldu bu. Bu ölmedi. Ah kafayı şöyle çok güzel kaçtılar. Evet. Gene 3 adamımız level atladı.
İmparatorluk Orcus Acemileri atlamamış. Şimdi arkadaşlar, bu arada bunu atlı okçu yapmak istiyorsanız at almanız gerekiyor. Aldığınız atlar sayesinde ona atlı okçu yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun yani. Hepsini bir alalım kendimize. Zaten her zamanki gibi kapasitemiz aşılmış vaziyette. Şöyle bir Omar'a çıkalım. Omar aşiretinden falan filan böyle. Ham bölgesine şu şeyleri bir gönderelim. Tutsakları atalım gitsin. Sonra elimizdeki eşkıya kıyafetlerinden paramız. Tahıl çok uygundan gidiyor. Pek hoşuma gitmedi. 11'den balık aslında alınabilir. Ama kapasitem zaten şu anda aşılmış vaziyette. Şey at da yok. O yüzden arkadaşlar ben aşağılara doğru tekrardan şöyle Poros Lycoron tarafına doğru yola çıkacağım. Şöyle bir yollanalım. Bu taraflara hiç gitmedik arkadaşlar. Öyle bir gidelim. Şöyle gidelim ya. Şu yeşile git yeşile. Aynen, yeşil tarafına doğru şöyle bir yollanalım yavaş yavaş. Beni gören haydutlar zaten altlarına kaçıracak bir şekilde kaçıyorlar. Şeytan görmüş gibi. Şu köye bir girelim bakalım. Burada tahıl ne durumda? Elimde yani çok uygun alınmış tahıl var. Ürün satın al diyelim. Tahıl 5, bu daha da ucuz ve 8'den tahıl alırım arkadaşlar. Yani elimde ne olduğuna bakmam. O fiyattan tahıl alırım. Anladığım kadarıyla bu tarafta tahıl ucuz. Şöyle Sion'a doğru gidelim. Üf, Aldrich'in ordusu görüyorsunuz değil mi? İşte ben de o orta savaşacağım. O günleri de göreceğiz arkadaşlar hep beraber. Ticaret diyelim tekrardan. İlk beygir abi alalım. Abi tahıl kaçırdım. Katır da alalım. Tahıl 5'ten gidiyor abi. Efendim? Tahıl 5'ten gidiyor. Aynen, tahıl 8'den giden tahılı görürsem arkadaşlar gene kaçırmam. Yani ne olursa olsun kaçırmam. Param yetmiyor. Ah, param mı yetmiyor? Nalet olsun dostum. Yani şimdi ben şu anda aşağılara ineceğim. Şöyle yapalım da 900 altınımız kalsın. Artık şu ana şehirlere uğrayacağım. Köylere uğrayacağım. Kırmızı mor köylere uğrayacağım. Bu taraflara, yani Batı İmparatorluğu'na. Oradan Poros civarında uygun fiyattan, yani benim işime gelecek fiyattan gidiyor. Yani zaten o tahıl falan elden çıkarsam 11-12'den 13'den daha yüksek fiyatlardan ciddi anlamda gelir elde edeceğim ki burada 10'dan gidiyor. Tabi 10'dan vermeyeceğim. Şu köyüne bakalım. Burada 9'dan gidiyor. Geçelim. Alırken 13 satarken 9. Ayıp değil mi ama yani şimdi. Ben en iyisi Poros tarafına doğru ineyim. Lageta'ya uğrayalım. Lageta aklıma şey geldi ya. Lagerta geldi. Lagerta. Vikinglerden Lagerta geldi aklıma. Şunu aslında şeyi sorsaydım iyiydi ya. Netsis'in budalalığını sorsaydım. Galadok. Ona da sorabilirim. Bakalım. Soralım. Ağzımıza vurmaz ya. Ben, neyse. Bilmiyorum. Soramadık, şuraya şey yaptık. Kill 9. Kill 9'dan. Abi bu kill 9'dan çok uygun ya. Para bitti, para. Ana para bitmiş. Arkadaşlar hiç farkına bile varmadım ya. Birazdan şuraya bir şeyler iyi kötü salmam lazım. Ürün satana. Ne olur birazcık uygun olsun. Geçmiş olsun. Arkadaşlar ne yapacağız? Farklı bir şey. Şu Hortega'da biraz farklı olabilir. Ne olur ücret ödemesi azıcık beklesin. Çok değil. Çok beklesin. Hadi ne olmalı. Burada bunu satın alsak. Kil 19'dan kil çok güzel. Artık çok uygun almıştık onu. Tahıl zaten. Aa, bir dakika ya. Kilin hepsini verdiğimde zarar ediyorum şu anda. Çünkü şöyle yapalım. İyi paramız var. İşte bakın.
Buranın köylerinde gezebilirim şu anda. Lageta'ya gitseydin ya. Gideceğim, gideceğim. Oraya da gideceğim. Ya şimdi 151 altın gidiyor günlük. Hani sanki ticaretten gelir elde edemiyormuşuz gibi geliyor olabilir ama kesinlikle öyle değil. Sadece ticaret yapıyoruz neredeyse. Kim Bakın, kil 20. Bunu verdim. Tahıl 13'ten vereceğim tahılı. Ki kaç tane aldığımı yani siz de gördünüz. Şu Lageta'ya bir gidelim. Şu, ondan sonra şuraya uğrayacağım. Bu bölgede şu anda tahıl fiyatları aşağıdan ne var yüksek. peki? Tahıl fiyatları yüksek. Kilden gerçekten güzel kar elde ettik baktığınızda. Ya baksana takır takır 151-151 düşüyor yani. Ona rağmen paramız hala artıyor. Tahıl 13'ten şöyle 12, 11, 10'a kadar verebilirim. Her türlü kar sonuçta. Bitti. Evet, seviye atladık. Muhtemelen ticaretten seviye atladık. Bakın 6.288'e çıktı paramız. Ve hala da elimizde şeyimiz var, tahılımız var. Şöyle şu anda bu köy yanılmıyorsam doyduğu için birazcık daha doğrusu bu şehrin köyleri doydu gibi geliyor tahıla. O yüzden birazcık aşağıya Ortizia tarafına doğru gideceğiz. Köylerine bakacağız. Habere düşüyor altın yani ticaret yap yap da. Üzüm satın al sat diyelim 12'den şöyle şu şekilde yapalım bitti diyelim çıkış diyelim ortasına gelelim bakın 7.121 avro çıktım ve sürekli de bir altın sarfiyatı var sürekli yani günlük 151 altın sarfiyatı var tahıl 14'ten arkadaşlar hepsini versem bile ciddi anlamda kardayım 32 de bana kalsın 14 günlük yiyeceğim olarak bakacak olursak şimdi tekrar ne alıp ne verip balık çok pahalıya gidiyor arkadaşlar bol ticaretli bir bölüm oldu bu oyun şöyle bir şeyimizi inceleyelim Klan seviyemiz hala 2 olamadı. Onun için şimdi şu dakikalarda birazcık ticareti bırakıp bakın gördüğünüz 11.000 11K'ya çıktık. Çapulcu indireceğiz birazcık. 12. Bunu asker göndereceğim arkadaşlar. Çok zaman kaybolmasın diye. Ama zayiatımız olacak diye düşünüyorum. O zayiat yaşamak istemiyorum sürekli asker almak olmadı. Girelim mi savaşa ya? Saldırı değilim asker Neyi? mi gönder diyelim. Asker Gönder gönderelim ama işte zayiat daha iyi bir tane yaralıyla iyi kurtulduk. Yani gerçekten. Baktığın zaman kayıp yani olması zor gibi geliyor. Yani bu sayı veya level farkına baktığında ama öyle olmuyor. Ne hikmetse. Genelde öyle bir sıkıntı oluyor. Şurada bir sığınağımız var. Bir sığınak basalım diye çok dağı dolanmak gerekecek sanırım. O yüzden şöyle şu çapulcuların peşine düşsek yakalayabilir miyiz? Bayağı bir yol. Ha, bize doğru geldi. Sığır. Gel anam gel gel. 4-9 koşuyorsun. Ben 5. Hadi beraber beraber girin. Beraber girin dostum. Haydi 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 haydi. Hadi ama hadi ama nazlanmayın yakalanacaksınız. Bak burada 13'lük şeyler var daha. Çapulcular var. Ne kovalan ne kaçtınız be oğlum ya. 0.1 hız farkıyla kovalıyorum şu anda 7 tane. Birleşin bari de. Toplu girin. 7, 2, 9. Bunları da göndereceğim arkadaşlar. Bir an evvel şeyin derdindeyim şu anda. 2 level olma derdindeyim ki şey yapabilirim. Birinin krallığına katılıp ciddi büyük savaşları size izletebilmek derdindeyim şu anda. Daha sonrasında da evlilik teklifleri vesaire onlarla uğraşacağız. O yüzden şu dakikalarda sürekli asker göndereceğim.
ofçu yapacağız demiştik. Şurada Jelusan'a doğru gidelim. 5 tane şeyimiz var. Yakaladık onları. Adam kaçamadı. Dağda sıkışıp kaldılar. Evet, bir tane yaralı verdik. Olsun, o kadar olur. Saray muhafızı olacak en sonunda. Yalıcan'a, dur şu 18'i yakalayabilirsem çok güzel olacak arkadaşlar yani. Ya bak sen karışmasan, ama sana sorsaydı iyiydi şu. Neresin çılgınlığını da, 18 tane eşkıya için dünya kadar yol gittim ya. Yemin ederim 18 eşkıya için 0.1 hız farkıyla kaçıyor. Ha şimdi nereye kaçacaksın? Nereye? Düşman denize. Denize dökeceğim pezevengi. Kendim gireceğim savaşa. İnşallah deniz kıyısına bayağı yakındır. İnşallah. Denize dökeceğim onları. Videonun başında da denize dökersen belli olacak yani. Ama denize dökemeyeceğiz herhalde. F3 çıksan direkt. Charge! Denize dökemedik ya. Ne yapıyorsun? Deniz kıyısından uzaktalar. Abi kalkanım kalkan değil. Oy. Çok pis yere daldık. Ama taş atıyor ya özellikler. Allah. Hop! Böylece adamları yedik. Abi atın manevrası da çıktı. Var ya, muhtemelen yük beygirine biniyorum ya. Öyle bir şey tahmin ediyorum ben. Yük beygirine biniyorum diye tahmin ediyorum. Of. Kaçma. Ah be. Kaçmayın dostum. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gideceğin yer neresi olabilir ki yapalım? Allah razı olsun. Hepsi gitti arkadaşlar. 2 tane adamımız level atladı. 18 tane leş. Evet. Birazcık daha mal topladık. Çarasa gidelim arkadaşlar. Çarasa gidelim. Ondan sonra ürünleri çıkaralım elimizden. Arkadaşlar oyun çok uzun sürüyor, kusura bakmayın yani saatlerce sürüyor, ister istemez sürüyor yani, elimizde olan bir şey değil ve cidden hani zaman alan bir oyun, günlerce yani ben ciddi zamanlar harcadım oyunda. Of, tavulun fiyatına bak ya, satsa ama elinde zaten çok yok, o yüzden de satmanın da bir alemi yok. Abi zeytin 20'den uygun aslında fiyatı da, neyse ticaret şu anda yapmayacağım. Arkadaşlar şimdi bakın, şu kadar bir şey söyleyeceğim, o kadar eşkıya katlettik, bilmem ne yaptık falan, getirisi 10.9 falandı, 200-300 altın diyeyim, hani giderler falan filan vardı, 500 altın. Ticaret daha karlı geliyor bana şu dakikalarda, şu zamanda. Ama çapulcuları da öldürmem lazım çünkü ün kazanmam lazım. Şeyleri satmadık değil mi yani? Aynen. 50-60 altın falan gelirdi oradan ama yani 13'lüğü yakalayacağım. Tamamdır, güzel. Şimdi
Buna asker göndereceğim. Üç çarolumuzu. Arkadaşlar bir yandan da hemen hızlı bir şekilde şu şeyden bahsedeceğim size. Neresi sizin çılgınlığı olayından. Ne oluyor? Hani onu yaptığınız vakit ne oluyor? Diyor ki iki tane şehir söylüyor ve bu iki şehirde iki kişiyle görüşmeniz gerekiyor. Bir tanesi imparatorluğu birleştirmekten yana, bir tanesi de imparatorluğu yıkmaktan yana. Ve bu sizin elinizde bulunan, işte diyordu ya, değerli olduğunu düşündüğü bir şey var. Abi bir dakika, ben imparatorluk askeri alıyordum. Bunları toplamanız için sizi bir yerlere gönderiyor. Onları da topladıktan sonra ne oluyor? Size bazı şeyler söylüyor. Diyor ki bunları yerine getirdikten sonra gel. Sonra diyor işte şey, sen artık kendi krallığını kurabilecek seviyeye geldin diyor. Yani olay o. Kendi krallığını kurdurma muhabbeti. Yani krallığını kurabiliyorsun. Öncesinde de kurabiliyorsun da şey değil. Resmi olarak gibi değil gibi düşünün. Hani adı namınız yayılıyor o görevi yaptığınızda. O çünkü krallığın alameti gibi düşünün. Krallığın alametini bulmuş oluyorsunuz. Çapulcuları da alalım. Arkadaşlar gerçekten oyun çok uzun sürüyor. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş şeyle, ticaretle uğraştım bilmem ne falan filan, ama bir şekilde para kazanmanız lazım. Eğer hile kullanmayacaksanız ve en güzel de ticaretle rahat para kazanmıyor. Şimdi ben şunlara direkt şeylere de girişebilirdim. Bu lordlarla falan savaşa da girebilirdim ama daha sonra bir derebeyin yanına girmeye kalktığım vakit ne oluyor? Onu söyleyeyim. Sıkıntı çıkıyor. Ne gibi sıkıntı çıkıyor? Mesela bunlar kimler? Bulandiyalılar. Ben gidip şimdi Güney İmparatorluğu'na diyorum ki size diyorum işte bağlanmak istiyorum bey olarak. Bu sefer bana diyorlar ki ben diyor Bulandiyayla diyor savaş halinde olmadığım için diyor siz seninle diyor seni diyor derebeyim olarak alamam. Çünkü ben onlara savaşta gözüküyorum. Öyle bir durum söz konusu. Ondan kaynaklı ki şu, gene şunu yardım edelim. Ümmün kazanmıyor muyuz ya? Kazanmamız lazım. Bizim deri gibi ün kazanmamız lazım. Hani eğer istenilirse yorumlarda görürsem bir de hileli olarak da çekebilirim ayrı bir tabi şey yapıp oyun başlayıp hileli bir şekilde tüm detaylı mesela şimdi oyun ilk çıktığında arkadaşlar konsol yoktu, konsol için ayrı bir şey indirmeniz gerekiyor vesaire, konsoldan ama oyun böyle neredeyse baştan yani her şeyi durup dururken 1 milyon askere falan sahip olabiliyorsunuz. Ama şu kadar söyleyeyim, yemin ederim tat vermedi. Direkt bıraktım. Hani o şekilde oynamayı direkt bıraktım. Tekrardan hani başlamak istedim. Bu sefer de madem tekrardan başlıyorum, kanalımız için dedim video çekelim ve yayınlayalım. Birazdan bu bölümümüzü de sonlandırırız arkadaşlar. Tekrardan şöyle bir bakalım da. Yani gördüğünüz gibi gerçekten hani 96, 150, yaklaşık 54 güne daha ihtiyacım var. Ciddi anlamda savaşlar yapmam lazım. Hani ün kazanmanın da şey yapalım. Bir dakika arkadaşlar, ne yapalım biliyor musunuz? Girelim. Arenaya gidelim. Burada şu anda şey yokmuş. Bir dakika var ya, arenaya gidip buradan bir 3 ün alabiliyorduk herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam eğer kazanabilirsek 3 ün alabiliyorduk. Ama gerçekten de arena dövüşleri de zor. Kolay değil. Onu da söyleyeyim. Ama bir dakika şu anda yok mu? Tamam bir dakika geçelim. Tamam turnuvalar. Şu anda turnuva yokmuş burada. Yani benim katılabileceğim turnuva buradan 3 ün çıkarırız diye düşünüyordum da. Tabi kolay değil savaşlar da. Çünkü kalkan vermiyor. Bazen tek kılıç geliyor. Bazen at sadece kargı veriyor. Vesaire vesaire. Bir ticarete girelim. Bir şey var mı alabileceğimiz uygun fiyatlı?
Ona bakalım. Balık arkadaşlar. 8'ten balık. Yani şunu komple son olarak arkadaşlar şunu yapalım. Üzüm de gerçekten çok ucuz. Gerçekten üzüm ve balık, zeytin de abi inanılmaz ucuz. İnanılmaz ucuz yani. İnanılmaz ucuz. Ben bunları son olarak arkadaşlar şuraya taşıyayım. Orta Paros tarafına. Yani şunları da dağıtalım bu arada. Şunu liderlik kısmına verelim. Son olarak Ortizia tarafına taşıyalım. Umu bir dakika taşıyacağız. Çok güzel iyi ediyoruz da. İşin komik tarafı, bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben bunları kaçtan aldığımı hatırlamıyorum. Zeytini 15, 12, üzüm. O üzüm 15'ten aldım, onu diyorum da. Neyse şuraya bir uğrayalım. Balığı 8'den 9'dan aldım, evet. Çok uygundan aldım balığı. O yüzden şimdi üzüm 15'ten aldık. Balık nerede? 10. Tamam geç. Benim Sargot'a bir uğrayalım. Son ticaretimizi yapalım. Bölümümüzü sonlandıralım arkadaşlar. Bakın 11K ürünü şey paramız vardı. 638 var şu anda ve hala azalıyor. Bu arada Pan bölgesine gidip şunları bir elden çıkaralım. Hemen şöyle gelelim. Ha, şunları da bir elden çıkaralım arkadaşlar. Çok bir getirisi yok görüyorsunuz. Yani toplasan 100 etmiyor. Evet. Tahıl 15'ten abi. Tahılın birazını veririm ben o fiyattan. Balık aldığım fiyatı görüyorsunuz. 14-13'e kadar veririm. Zeytini çok uygun aldım arkadaşlar. 22'ye kadar bile veririm. Tamam, domuzun zaten vergisi. Üzümü de uygun aldık. Birazcık da üzüm verelim. Şu anda 12K paraya çıktım ve elimde daha satacağım dünya kadar ürün var. Ciddi anlamda sağlam ürün var. Bunlar da tabii avantaj. Orisya'ya gelelim. Nerede Orisya? Zaman kaybetmeden Odise'ye girelim. Bölümümüzü sonlandıracağız. Şu ürünleri de elden çıkardıktan sonra. Evet, ticaret. Balık 19'dan arkadaşlar görüyor musunuz? 15'e bile verdim. Ciddi anlamda kar elde ettik oradan. Üzüm bu fiyattan kalsın daha yükseğe vereceğini biliyorum çünkü. Tahıl fiyatı nedir burada? 17. Yani bakın arkadaşlar daha ne diyeyim ki? 15'e kadar şöyle yapalım. 12.2K 16, evet 16K'ya çıktım. Ve hala elimde üzüm var. Üstüne üstün sürekli bir sarfiyat var. Az önce beygir aldım biliyorsunuz. Hiç almadım. Sürekli bir sarfiyat var yani. Tekrar ticaret diyelim. Üzümün fiyatına bakar mısınız? Aa, çok düştü. O kadar düşürmem. 16'ya kadar düşürürüm. Tahıl 7 diyor. Burada ne kadarmış tahıl? 9. Alırım. Yani 10'a kadar. 10'a kadar alalım tahıl. Yani. Bu iş böyle bitmez gibi ama yani. Neyse. Z12'ye gidelim. En azından şeylerimizden çıkaralım üzümleri. Bölümümüzü sonlandıralım.
İşte bak 6 8 ya arkadaşlar nasıl almayayım şimdi ben 8'den? Ondan bu takılları nasıl almayayım yani? Nasıl almayayım? Ticaret dakika at da alayım. Katır 88'den 90'dan. Yani deli gibi para harcıyoruz bir yandan. Bir yandan deli gibi para harcıyoruz ama bir yandan da deli gibi getirisi oluyor. Şimdi katır niye alıyorum madem aşırı yükle gezebiliyorken? Şöyle bir şey var. Hızı etkiliyor, zamanı etkiliyor. Yol üzerinde bir çapulcu sürüsüne denk gelsen onları kovalamayı etkiliyor. Her şeyi etkiliyor açıkçası. Son bakalım. Burada bitireceğim olayı ama. Üzüm 23'ten 19 bunu verdik arkadaşlar. Tahıl 11'den da 10'a aldım mı ben? Yani 11'e kadar vereyim. Tamam. Burada bitireceğim diyorum da dayanamıyorum. Son bir like oran yapıyorum. Sonrasında artık hani tahıl da kalsın. Bir dahaki şeye kalsın. Çünkü çok fazla tahıl var elimde. Hepsini mümkün değil zaten satamam. Yani düşecektir fiyat. Çok basıldığında düşüyor. Yani çok bir anda bir yere yüksek bir tahılı verdiğinde o şehirde ister istemez fiyat düşüyor. Ticaret. Tahıl fiyatımız 11'den birazcık hemen düştü fiyat. 912'lik. Yine Python'a gidelim. Ondan sonra zaten daha beklemeyeceğim. Çok bir saati geçen bir video oldu gene. İşte arkadaşlar bu Mount & Blade Manel olduğunda böyle bir olayı var. Çok uzun sürüyor. Hani belki izlerken siz de sıkılıyorsunuz. O yüzden mümkün mertebe hiç susmamaya çalışıyorum. Hani sıkıcı olmasın diye. Bilmiyorum, umarım başınızı ağrıtmıyorumdur. Şöyle Python'a da bir gelelim. Ticaretimizi yapalım. Ah tahıl o kadar düşük ki şimdi ben 7'den tahıl nasıl almayacağım abi. Tamam ben burada çıkıyorum arkadaşlar artık. Bugün de bitireyim. Aa, para yetmedi ya. Düşün ya. Düşün ya. Böyle bir şey olamaz. Şöyle yapayım. Arkadaşlar bugünkü bölümümüzün de yani ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Üçüncü bölümde görüşmek üzere diyorum ve oyunumuzu durduralım artık.